Raporumuzu okumaya başlıyorum. Emlak sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında toplam 13 üniversitemizden toplam 25 öğretim elemanına katılım sağlamıştır. Alanya Alaaddin Cerrahpaşa Üniversitesi duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı... Dün oldukça verimliydi. Yeterli miydi? Yetersizdi, evet. Ama bu ilk toplantıydı ve bence ilk toplantıya rağmen çok önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Tanışmak, bir araya gelmek, sorunlarımızı dinlemek ve her birimizin ortak gayesi olan öğrencilerimizin, daha doğrusu gelecek umuduyla, gelecek vaadiyle üniversite okuyan ve kendileri için aydınlık bir meslek olarak gören bu gençlerimiz için mücadele ediyoruz. Hepimizin ortak kaygısı bu. Sektörle daha yoğun ilişkiye girmemiz gerekiyor. Daha yoğun görüşmemiz gerekiyor. Biz Bursa'da bunu gerçekleştirdik. Bursa'da gerçekleştirebilmemizin evet bir kısmı biz akademisyenler ama sektör, meslek odasının temsilcileri, yönetim kurulu burada ve sektörün tüm aktörleri bu anlamda çok ciddi destek veriyor. İnşallah bunun ikincisini, üçüncüsünü belki Ankara'da da gerçekleştireceğiz. Yani hazır olun. Buradan sonra belki Ankara'ya gidiyoruz. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli dostlar. Sektörümüze değer katmak için Türkiye'nin 13 ilinden buraya iştirak edip bizlerle birlikte bu çalıştayda bulunan çok kıymetli hocalarım. Dün açılış konuşmasını yaparken ne kadar heyecanlı olduğumu sizlerle paylaşmıştım. Bugün bu heyecanımın iki katına çıktığını bir kez daha kendim ve belki sizlerin huzurunda şahit oluyorsunuz. Türkiye'de gayrimenkul sektörünün liderliği, sektörün Türkiye ekonomisindeki payına baktığınız zaman ve sektörün gerek içinde bulunanların gerek bugünden sonraki süreçte katılım sağlayacak, iştirak edecek, burada istihdam sağlayacak, geleceğe dair yapılan planlamaların neticesi bugün bu sonuç raporunda herkese, tüm kamuoyuna paylaşılacaktır. Biz bu mesleği hak edenlerin yapması tarafında ilk günden bugüne kadar duruşumuzu, bugünden de yarınlara kadar aynı netlikte göstereceğiz. Adalet istiyorum diye hashtaglerle toplumda şu anda bizden beklentisi olan binlerce öğrencimizi, hatta binlerce ailemizi, çocuklarını, gençlerini bu eylemde üniversitelere yollayıp, ülke ekonomisi için, ülke için ve aileleri için eğitim gören gençlerimizin biz de sesi olmaya sizlerle birlikte karar verdik. İşini iyi yapanla, işini doğru yapanla ama daha önemlisi, İşini diplomayla süsleyenlerin olduğu bir dönem inşallah bugünden sonra başlayacaktır. Artık yarın sabahleyin ben ne iş yapayım diyenlerin bir telefon, bir masa, bir tane internet portalıyla ben bu işi yapabileceğim diyenlerin önüne geçme zamanı gelmiştir. Ama bugüne kadar yaşanmamış, bugünden sonra bu güzel yaşanmış birliktelikle inşallah hedefe kusursuzca, belki zor olacak ama sorunsuzca varacağımızın altını çiziyorum. Tekrardan Sayın Daire Başkanımıza iki gün boyunca bize burada gerçekten sabırla dinleyip fikir kattığı için Bursa'mızda gerek il müdürümüz gerek birlik başkanımıza Bursa'yı ve Bursa'yı temsiliyetleri noktasında sektörü bu kadar işten tanıdıkları için ben teşekkür ediyorum. Kusursuzca sizi misafir eden tüm Bursa'ya da saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Dün başlayan çalıştay raporunu az önce dinledim. Ahilikte bir söz vardır. Bilmediğin işin ustalığına soyunma. Raporun özetinde ben bunu hissettim. Biz bundan sonra emlak sektöründe nasıl iş yapmak istediğimizi, nasıl yönetilmek istediğimizi bir rapor haline getirmişsiniz. Üniversiteler belge veren kurum değil, bilgi dağıtan kurumdur. Biz bunlardan önümüzdeki günlerde faydalanacağız. Küçük işletmeler biliyorsunuz biraz ağır adımlar atarlar. Onun için bunları hızlandırmak için bizim de meslek örgütleri olarak sorumluluğumuz ve bilincindeyiz. Ben dünkü çalıştayın ve bugünkü raporundan çok mutluyum. Başarılar diliyorum, devamını diliyorum. Saygılar.